Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulillahi Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Futuhat-ı Mekke 9. Sifir 55. kısım. Fasıl içinde vasıl. Bulutlu havada hilalin görünme işi. Havanın bulutlu olması durumunda ne yapılacağı ile ilgili olarak bilginler görüş ayrılığına düşmüştür. Çoğunluk önceki ayda sayı 30'a tamamlanır demiştir. Ayın ilk gününde hilal bulut nedeniyle görünmezse bir önceki ay 30'a tamamlanır ve Ramazan'ın birinci günü 31. gün olur. Ayın yani Ramazan'ın son bulutlu sonu bulutluysa 30 gün oruç tutulur. Bazı bilginlere göre ise ayın ilk gününün hilali bulut nedeniyle görünmezse ikinci gün oruç tutulur ki o gün kuşkulu gündür. Bazı bilginlere göre ise bu durumda ayın ve güneşin hareketleriyle ilgili hesaba başvurulur. Bu İbn-i şehirin görüşüdür ki ben de bu kanaatteyim. Vasıl, batını yorum. Görüş ayrılığının nedeni olan hadis daha önce zikredilmişti. Müslim i̇bn Ömer'den Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'dan söz ederken ellerini vurarak şöyle dediğini aktarır. Ay şu kadar, şu kadar ve şu kadardır. Sonra üçüncüsünde belirsizliği dile getirdi. Ramazan'daki hilali görünce oruç tutunuz, Diğer ayın hilalini görünce ise iftar ediniz. Hilali göremezseniz bulunduğunuz ayı 30'a tamamlayınız. Başka bir rivayette ise İbni Ömer Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söylediğini aktarır. Biz okur yazar olmayan bir topluluğuz. Hesap kitap bilmeyiz. Ay şu kadar, şu kadar ve şu kadardır. Kuşkusunu belirterek ay şu kadar, şu kadar ve şu kadardır. Başka bir ifadeyle ay 30 gündür. Bu ikinci hadis kuşkuyu ortadan kaldırır. Hesaplayınız denilen hadisi zorda kalma anlamında yorulmayan kişi kuşku gününden itibaren Ramazan orucunu tutmaya başlar. Hesaplamaya yorulmayan ise gök biliminin verisiyle hüküm verir ki ben de bu görüşteyim. Bilmelisin ki sesler ancak görmekle yükselir. Bu nedenle de hilal diye isimlendirildi. Allah'ın Ramazan isminden ariflerin kalplerine marifet hilali doğduğunda oruç tutmak farzdır. Göklerin ve yerin yaratıcısı yani fatır parçalayan anlamındaki ilahi isimden ariflerin kalplerinin ufkunda marifet hilali doğduğunda gökler sözünden dolayı ruhların, yer sözünden dolayı da bedenlerin oruç açması iftar yani fatır isminin karşılığı olarak farzdır. Burada doğdu ortaya çıktı demektir. Çünkü marifet hilali güneşi takip eden bir yolcudur. Bulut marifet hilalini arife gölgeler ve berzah aleminden çünkü bulut gök ile yer arasında ara bölgeye aittir yani berzahidir. Ortaya çıkan perde nedeniyle onu görmezse kendi halinden hareket ederek kalbindeki marifet hilalini hesaplar. Bunu ise bir halden diğerine bir makamdan diğer makama geçtiği seyri sülükunun menzillerinde ayın menzillerinin karşılığı olarak aklının hilaline bakmasıyla yapar. Makamı keşfi verir ve çağrı kendisine perdenin ardından gelirse bunun hesabına göre hareket edeceği gibi Allah'ın Ramazan ismine de ona yaraşır şekilde muamele eder. Perde ile ilgili olarak bir ayette Allah bir vahiy veya perde ardından olmaksızın hiçbir insanla konuşmamıştır denilir. Bu esnada doğa, yani beşerilik perdesi de düşüncesinin malla veya Allah uğrunda bile olsa ailesiyle ilgilenmek gibi herhangi bir de onun karşısına dikilebilir. Hilal'i görmezse bu durumda hal onu gerektirir. Hesap sağlam olduğu için hal bunu vermezse bu ilahi ismin hükmünü kendi vaktini erteler. Fasıl içinde vasıl. Görme vaktinin değerlendirilmesi. Bilginler, hilal yatsı vaktinde görünürse orucun ikinci gün tutulacağında görüş birine varmıştır. Gündüzün diğer vakitlerinde görülmesi yani ilk kez görülmesi hakkında ise görüş ayrılığına düşünmüştür bilginlerin çoğu gündüzün ilk vaktinde hilal göründüğünde tıpkı görüş birliğine varılmış konu gibi bir sonraki gün oruç tutulacağı görüşündedir. Bazı bilginlere göre hilal zeval vaktinden önce görüldüğünde önceki geceye zevalden sonra görülürse gelecek güne aittir. Ben de bu görüşteyim. Vasıl batını yorum. İlahi bir ismin hükmü hangi halde ortaya çıkarsa çıksın tecelli itibariyle hüküm o isme aittir. Gelecekte ise tecellinin eseri bakımından aittir. Bu durum birincinin hükmünü ortadan kaldıran ikinci isim gelinceye kadar sürer. Görmeyi yani güneşin tepe noktasından batma yöneldiği vakit anlamındaki zeval vaktinden önce ve sonra kabul edenlere gelirsek bilmelisin ki tepe noktası anlamındaki istiva tasavvuf yolunda seva mevkıfı yani eşitlik durağı diye isimlendirilen şeydir. Bu efendinin kölesinden kölenin efendisinden farklılaşmadığı duraktır. Bu esnada duraktakine efendi derken doğru söylemiş olabileceğin gibi kul cool dersen de doğru söylemiş olursun. Çünkü vereceğin bütün yargılarında doğru söylediğine tanıklık edecek bir hal tanın vardır. Artık onun hakkında ne söylersen haklısın. Bu durum Allah'ın peygamberine yönelik söylediği, attığında sen atmadın fakat Allah attı ayetine benzer. Peygamberin atan olması doğru olduğu gibi atmadığı da doğrudur kutsi bir hadiste Allah şöyle buyurur. Ben onu tutan eli oldum. Bu nedenle atan Allah'tır dersen doğru söylemiş olacağın gibi atan Muhammed'tir dersen yine doğru söylemiş olursun. Seva mevkıfı yani eşitlik durağı denilen şey budur. Ebu Bekir'e Sıddık'ın durağında mevkıf bulunuyorsan gördüğüm her şeyden önce Allah'ı gördüm diyerek zeval vaktinden önce onu görenlerden olursun. Bu durumda hüküm geçmişe aittir. Sen ise halinle ayın başında bulunursun. Bugün ise onun ilk günüdür. Osman'ın müşahedesine sahipsen veya fikir gücünün delilinden hareket ediyorsan gördüğüm her şeyden sonra Allah'a gördüm dersin. Bu ise batini yorumda zevalden, zevalden sonra hilali görmek demektir. Bunun hükmü ise gelecek zamanda ortaya çıkar. Güneşin tam tepede olduğu istiva vakti delilin yönünü işaret eder. Delilin bir yönü delile yönelikken bir yönü delillendirilene yöneliktir. Sonra zeval ortaya çıkar. Bu ise gölgenin istiva çizgisinden batmaya yönelmesidir. Çünkü gölge yatsıya doğru yönelmiştir. Bu ise geceyi istemektir. Fasıl içinde vasıl. Göz görmesiyle bilginin gerçekleşmesi hususundaki görüş ayrılıkları. Bilginler bu konuda görüş ayrılığına düşmüştür. Fakat hepsi de oruç hilalini yalnız başına gören herkesin oruç tutması gerekir demiştir. Ebu Rebbah ise farklı düşünmüştür. Ona göre başkasıyla birlikte görmüşse tutması gerekir. Bilginler bir insanın yalnız başına hilali görmekle orucu bozup bozamayacağında da görüş ayrılığına düşmüştür. Bir kısmına göre orucunu bozamaz. Bir kısmı ise bozabileceği kanaatindedir ki ben de bu görüşteyim. Aynı şekilde tek başına hilali gördüğünde de oruç tutması gerektiği görüşündeyim. Fakat her iki görmede de kesin kanaat anlamındaki bilgi gerçekleşmiş olmalıdır. Haber yoluyla bilgi gerçekleşmesi hakkında bilginler görüş haline düşmüştür. Bazılarına göre böyle bir durumda iki güvenilir, tanıksız oruç tutulamaz ve bozulamaz. Bazı bilginlere göre ise tek bir tanığın bildirmesiyle tutulabilirken orucu bozmak için iki tanık gerekir. Bazı bilginlere göre ise hava bulutluysa başka bir ifade hilalin bulunduğu yerde bulut varsa tek bir tanığın tanıklığı kabul edilir. Hava açık olduğunda ise iki veya daha çok bir topluluğun tanıklığı gerekir. Orucu bozan Şevval ayı hilalinin görünmesi de aynı şekilde değerlendirilmiştir. Bazı bilginlere göre iki, bazı bilginlere göre tek tanık yeterlidir. Vasıl, batını yorum. Allah ehli ilahi isimlerin tecellisinde gördükleri şeylerde gördükleriyle yetinirler mi? Onunla amel eder mi? Yoksa kitap veya sünnetten bir tanık bulana kadar beklemeleri mi gerekir? Cüneyt şöyle der. Bu ilmimiz kitap ve sünnet ile bağlanmıştır. Cüneyt bu ilmin ya yani tasavvufun o ikisiyle amel etmenin bir neticesi olduğunu kastetmektedir ki bizim tanık derken kastettiğimiz de odur. Kitap ve sünnet iki güvenilir tanıktır. Allahu Teala şöyle buyurur: Rabbinden bir tanık üzerinde olan kimse bu kişi gören kişidir. Ondan bir tanık kendisini takip eder. Bu ise habere yani ya kitap veya sünnete göre amel etmek hakkında belirttiğimiz durumdur ki o da tek tanıktır. İki tanık ise kitap ve sünnettir. Yani kitap ve sünnettir. Müşahade sahibi bu makam sahibine gösterilen tanıktan ibaret olan rivayete dayanmak yerine Kur'an-ı Kerim ve sünnete göre davranmaya muhtaç kaldık. Çünkü ilk ancak harikulade ile mümkün olabilirdi. Bu ise mucize ile delilin ve veya haberin belirtmesiyle ondan öğrenilmesidir. Arkadaşlarımızdan bu topluluğun ulaştıkları bilgilere daha önce ezbere bilmedikleri Kur'an'dan ve sünnetten kanıt getirebildiklerini gördük. Ebu Yezid el-Bestami böyleydi. Sufiye bu hal verilmediği sürece onun görüşünü kabul veya red şeklinde bir yargı verilemez. Onların durumu ehli kitabın durumuna benzer. Ehli kitap kendi kitaplarından bir haber aldık, aktardıklarında onu ne yalanlar ne de doğrularız. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize bunu emretmiş ve onu beklemede bırakırız. Tasavvuf yolu hakkındaki bilgime göre Cüneyd'in sözünden şunu anlıyorum. Cüneyd şeriat yöntemine göre değil, aklın belirlediği yönteme göre halvete çekilip nefslerini eğiten ve terbiye edenlere verilen bilgiler ile halvete çekilip nefslerini dince dince belirlenmiş yönteme göre terbiye edenlere verilen bilgileri ayırt etmek istedi. Dince belirlenmiş yönteme göre yapılan süluk bu esnada ortaya çıkan bilginin insana bir ikram olarak Allah katından olduğuna tanıklık eder. İşte bu ilmimiz kitap ve sünnetle kayıtlıdır. Sözünün anlamı budur. Başka bir rivayette kayıtlıdır yerine çevrilidir denilir. Yani bu ilmimiz hak kaynaklı meşru bir davranışın sonucudur. Böylece Cüneyt akılcılara yani hikmet yasalarına göre hareket edenlerde sürüklerinde ortaya çıkan bilgiler ile sufilerde ortaya çıkanlara ayırt etmek istemiştir bilinen birdir. Yol farklıdır. Zevk sahibi her iki durumu ayırt eder. Fasıl içinde vasıl. İmsak vakti. Şeriat bilginleri imsak vaktinin güneşin batımıyla sona erdiğinde görüş birliğine varmışken başlangıcı, başlangıcında görüş ayrılığına düşmüştür. Bir kısmına göre ikinci fecirdir. Bir kısmına göre beyazlıktan sonra meydana gelen kızıl fecirdir ki gecenin başında meydana gelen kızıl şafağa benzer. Bu Huzeyfe ve İbn Mesud'un görüşüdür. Benim görüşüme göre imsak vakti fecrin açıkça görüldüğü vakittir. Bu esnada yemek haramdır. Sizin için beyaz ip siyah ipten ayrılıncaya kadar yiyiniz. Ayetinin anlamı budur. Burada sabahın aydınlığıyla gecenin karanlığını kastetmektedir. Vasıl, batını yorum. Güneşin batması Allah'ın Ramazan isminin oruçtaki hükmünün sona ermesinin simgesidir. Orucu farz yapan bu ilahi isimdi. O ismin oruçtaki hükmünün süresi ise güneşin batısıyla sona erer. Allah'ın Ramazan isminin otoritesinin sürekli bir hükmü olsa bile bizde başka bir hükmü vardır. Bu ise ayağa kalkmaktır. Bu durumda oruç tutmayla nitelenmiş mahalde hükmü üstlenen isim gökleri ve yeri yaratan ismi olur. Fakat bu da Ramazan isminin onu görevlendirmesiyle gerçekleşir. Öyleyse bu isim Ramazan isminin vekilidir. Aynı şekilde Ramazan da Oruçta dereceleri yükselten ve gökleri ve yeri yok olmaktan ve yerin üzerine düşmekten alıkoyan isminin vekilidir. Böylelikle oruçlu orucunu açar ve Ramazan isminin hükmü, Ramazan isminin kendisinde yemeği ve içmeyi yasakladığı saate kadar kıyamlı devam eder. Böylelikle hüküm El-Mümsik yani tutan ismince üstlenir ve El-Fatır ismi hasta, yolcu, emzikli ve hamile üzerinde hüküm sahibi olarak kalır. Yani bunlar oruç tutmaz. Yemen'in yasak olduğu bu sınır gizli olan beyaz fecirdir ve kızıl fecirden daha uygundur. Ocak tutuştu ayetini fecir anlamında yorumlayan ise böyle düşünmez. Aynı şekilde yalan söylemeleri mümkün olmayan bir grubun aktardığı tevatürü benimsemek tek kişinin rivayet ettiği doğru haberi benimsemekten daha üstündür. Kur'an-ı Kerim tevatür yoluyla aktarılmıştır ve şöyle der: Sizin için beyaz ip fecirdeki siyah çizgiden ayrılıncaya kadar. Bütün renklerin aslı siyah ve beyazdır. Diğer renkler bu ikisinin arasındaki ve beyaz ile siyahın bileşiminden doğan ara renklerdir. Böylelikle kırmızı, kahverengi, toprak rengi, yeşil gibi renkler ortaya çıkar. Beyazı yakın olan renkte beyaz niceliksel olarak siyahlıktan daha çoktur. Aynı şey, aynı şey diğer tarafta geçerlidir. Huzeyfe hadisinde beyazlık değil kızıllık zikredildi. Ve şöyle demektedir. Bu vakit gündüzdür. Sadece güneş henüz doğmamıştır. Bu yorumu açıktır. Kur'an'da geçen beyazlık ise yorumu açık değildir. Bu nedenle iki güçlü yönden beyazlığı kızıllığa yeğledik. Bu iki yön Kur'an-ı Kerim'de beyazın geçmesi ve yorumu açık olmayışıdır. Meselenin batını yorumu şudur. Beyazlık anlamındaki iman bir karışım olmaksızın sadece Allah'a tahsis edilmiştir. Kızıllık ise iştihatla ortaya çıkan araştırmadan kaynaklanır ve o aklın yargısıdır. Aklın araştırması ise hal, hayal yönünden duyuyla karışmıştır. Çünkü akıl fikir gücünden, fikir gücü hayalden, hayal ise ya duyunun veya musavvire ya yani tasvir eden gücünün verisine göre duyulan duyudan verileri alır. Duyu verisi kesindir. Fakat kesinliğe zarar veren kuşkuya maruz kalır. Bu nedenle Kızıl Şafa iştahının araştırmasına ait saydık. Çünkü kızıllık beyazlık ile siyan karışımından meydana gelmiş bir renktir. Bu özel bir karışımdır. Sizin için ortaya çıkıncaya kadar yiyiniz içiniz ayetinde geçen ortaya çıkmaya gelirsek güneş doğana kadar bu ortaya çıkma gerçekleşmez. İşin fıkhi yönünde ben bu hükmü benimsiyorum. Şeriat gerçekte güneşin doğmasıyla değil bakan kişi de bu açıklığın gerçekleşmesi esnasında yasaklamıştır. Aynı şey hak ile ilgili de söylenebilir. Gerçekte mümkün mazharlarda zuhur eden hak olsa bile bu durum herkese görünmemiştir. Şari gerçekte fecir doğmuş fakat insan bunu açıkça görmemişse yemek ve içmeyi mazur görmüş ve buna izin vermiştir. Mümkün masallarda zuhur edenin fiil ve isimleriyle birlikte hak olduğunu bilmeyen kulda bu konudaki gerçeği öğreninceye kadar bu bilgisizliğinden dolayı cezalandırılmaz. Gerçeği öğrendiğinde ise kulumu sevdiğimde onun duyması ve görmesi olurum anlamındaki ifade hakkında basiret sahibi olur. Bunun anlamı kulun hakkın mazharı olmasıdır. Kutsi bir hadiste Allah namaz kılan kulunun diliyle Allah kendini öveni işitti der. Burada Allah sözü kulla ilişkilendirmiştir. Dil sözün kendinde ortaya çıktığı kula aittir ve dil mümkün bir mazhardır. Fecrin doğduğunu gördüğünde bir insanın yemek yemesi yasaklandığı gibi müşahede sahibine de varlıkta fail olarak hatta görülen olarak Allah'tan başka bir şeye bir şey bulunduğuna inanmak yasaklanmıştır. Çünkü kutsi hadiste bütün organlar ve güçler zikredilmiştir. İnsanda güç ve organdan başka bir şey de yoktur.